Evet, detay eğitim kurumlarından herkese merhabalar. Ben Derya Hoca. Matematik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni konumuz açılar. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizden de detaylı bir şekilde dinlemenizi istiyorum arkadaşlar ve dersimize başlıyoruz. Evet, dersimizin başlangıcında hemen bir tanım var. Tanım da şu şekilde. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu geometrik şekil açı olarak adlandırılır arkadaşlar. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışın başlangıç noktası aynı olacak. İki ışın olacak. Bunların oluşturduğu geometrik şekle de biz açı diyoruz. Bakın BA ışını bir de BC ışını. Bu BA ışınıyla BC ışının başlangıç noktası neresi? B noktası. İkisinin başlangıç noktaları aynı. Bunlar ne oluşturdular? BA ışınıyla BC ışını 50 derecelik bir açı oluşturdular. Onu nasıl gösteriyoruz biz? Hemen yazayım. BA ışını bu şekilde gösteriliyordu. Kesişim. BC ışını. Bu zaten 5. sınıfta anlatılan bir konuydu. Işınların gösterilimi. BA açısıyla BC açısı kesişti. Neyi oluşturdu? Arkadaşlar, A, B, C açısını oluşturdu. Ortadaki yani köşeyi her zaman ortaya yazarız. Ortaya yazdığımız köşe olur. A, B, C açısı olarak da bu ne olur? ABC açısı olarak da anlatılır. Yani oluşan açı ABC açısıdır. 50 derecelik açıdır bu. Açımızın ölçüsünü de MABC olarak yazarız. MABC ne demek? ABC açısının ölçüsü demek. O da nedir? 50 derecedir arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Burada da hangi açı var? NOM ya da MON. İkisi de aynıdır. NOM olarak da adlandırırız. MON olarak da adlandırırız. MON açısı eşittir NOM açısına. Tamam mı? Bunların ölçüleri de birbirine eşit olur. Çünkü zaten bunlar aynı açılar. Ölçü deyince ne oluyor? Başına M harfi gelirse bunun sayısal değeri oluyor. Yani bunun sayısal değeri ne? MON açısının sayısal değeri burada verilmiş 120 derece. Tamam mı arkadaşlar? Yani nedir? Burada ON ışınıyla OM ışını 120 derecelik bir açı oluşturmuştur. Onun gösterimi de buradaki şekildedir. Tamam mı arkadaşlar? Evet, geçiyorum bir sonraki sayfaya. Burada da ne var? Yine bir tanım var. Tanım da şu. Diyor ki birer kenarı ve köşeleri ortak. Şöyle kağıdımızı düzeltelim. Birer kenarı ve köşeleri ortak. İç bölgeleri birbirinden farklı olan açılara biz ne deriz? Komşu açılar deriz. Nedir? Bu komşu açıların birer kenarı ortakmış arkadaşlar. Bir de köşeleri ortakmış. Yani dip dibe olurlar bunlar. Dip dibe olunca da ne olurlar? Komşu olurlar. İşte o yüzden biz bunlara komşu açılar diyoruz. Bakın A buradaki şekildeki komşu açıları gösterelim. A, O, B açısıyla B, O, C açısı komşu açılardır. Yani şuradaki pembeyle gösterdiğim açı ile bir de başka bir renk daha alalım. Bu da bu renk olsun, turuncu. Bunlar komşu açılardır. A, O, B ile A, O, B açısı ile B, O, C açısı komşu açılardır. Bunların birer kenarları ortak. Bakın buradaki kenar her ikisinde de ortak. Bu kenar ortaklaşa kullandıkları için B harfi her ikisinde de var. Buradan da anlayabiliriz. B harfi her ikisinde de var. Bir de köşeleri ortak. Yani iki tane harf aynıysa bunlar komşu açılardır. Tamam mı? İki harf aynıysa bu açılar komşu açılardır. Bu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Evet, umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Bakalım burada ne anlatılmış? Burada anlatılmamış. Aslında burada bize aşağıdaki şekilde yani buradaki şekilde hangi açıların komşu açılar olduğunu soruyorlar. Biz de bunları söyleyelim. Hangi açılar komşu açılardır? Bakın arkadaşlar, komşu açı neydi? Dip dibe olacak. Birer kenarları da ortak olacaktı. Bakın K, O, L. Şurası değil mi? K, O, L. L,
O M de hemen onun komşusu. Yani şuradaki ile buradaki nedir? Komşu açılardır. O zaman şöyle yazabiliriz. KOL açısı ile LOM. Bakın KOL açısı LOM'nin üzerine şöyle bir şapka koyarsak bu da LOM açısı olarak okunur ve tekrardan açısı yazmamıza gerek kalmaz. O yüzden burada KOL açısı yazdım. Bundan sonra yazmayacağım. KOL açısı ile LOM açısı, şu şapka açısı demek. LOM açısı komşu açılardır. Başka hangi açılar komşudur? Yine bakın KOL ile LOM demiştik. LON de komşudur. KOL ile LON de komşudur arkadaşlar. KOL ile ve KOL açısı ile LON açısı komşu açılardır. Aynı şekilde bakın KOL ile yine LOP bunun tamamı. Buradan tamamı. Yine nedir? Komşu açılardır. KOL ile LOP komşu açılardır. Evet. Başka hangi açılar komşudur? Bitmedi. Komşu açılarımız hala var. Bakın L, şimdi K'yı artık almayalım. L, O, M ile L, O, M açısı ile L, O, M ile M, O, N M, O, N komşu. Yine L, O, M ile LOM açısı ile MOP MOP komşu. Öyle değil mi? Başka bu sefer M'ye geçelim. MONE ile bunu da başka bir renkle yazalım. MONE açısı ile NOP açısı komşudur arkadaşlar. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Bakın burada komşu açılara dikkat ettiğimizde hepsinde de iki tane harf ortak. Bakın O ile L burada var. O ile L burada var. Yine O ile L burada var. Burada da O ile L var. O ile L burada var. Burada da O ile L var. İki tane harf ortaksa bunlar komşu açılardır. Bakın M, O, M, O. Burada yine M, O ile M, O ortak. Burada da N O ile N O ortak. İki tane harf varsa her ikisinde de aynı harften iki tane varsa bu iki açı komşu açılardır. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyoruz yine bu sayfayı da bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Burada bir makas var. Bakalım burada da ne diyor bize? Diyor ki köşeleri ortak, kenarları aynı doğrular üzerinde ve zıt yönlü açılara biz ne diyoruz? Ters açılar diyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu konuda ters açılar. Genelde bununla alakalı sorular geliyor. Ters açılar. Ters açıları iyi anlamak lazım. Köşeleri ortak. Kenarları aynı doğru üzerinde. Bakın kenarları aynı doğru üzerinde. Doğru hiç sapmıyor. BD doğrusal. Makas örneğini neden verdim? Makasın bir kısmı buradayken bir kısmı başka bir tarafa gitmiyor. Yani buraya kadar olan demir çubuk parçalanmıyor. Bu demir çubuk baştan sona kadar aynı çubuk. Burada da buradan buraya kadar aynı doğru. Yani doğru kırılmıyor. Doğru başka bir doğru olmuyor. BD doğrusu araya O yazılmış. AC doğrusu araya O yazılmış. Burada da arada ne var? Menteşe var. Ne var? Burada da yine demir çubuk var. Makas oluyor. Yani makas şeklinde gördüğünüz her şekilde ters açı vardır. Buradaki açıyla buradaki açı ters açıdır. Yine şuradaki açıyla buradaki açı ters açıdır ve bunların ölçüleri birbirine eşittir. Eşit olduğunu da gösteren şöyle burada nokta koydum, buraya da çizgi koyayım. Yani bununla bu aynı, bununla da bu aynı. Açıların ölçüsü aynı. Yani biri 30 derece ise diğeri de 30 derece. Şeklimizde de bunları gösterelim. Bakın
Şuradaki açı ile buradaki açının ölçüsü aynı ve bunlar ters açılardır. Yazalım. Hangi açılar terstir bu şekilde? A, O, D açısı ile. Bakın bu şapka açısı demekti. D, O, C açısı. Ters açılardır. Öyle değil mi? Evet, devam edelim. Burada ne var? D, O, C açısı ile. D, O, C açısı ile. A, O, B. A, O, B ters açılardır. Evet, yani buradaki açıyla buradaki açı tersse bunların ölçüleri aynıdır. Atıyorum mesela burası 130 derece ise burası da 130 derecedir. Aynı şekilde buradaki açının ölçüsüyle buradaki açının ölçüsü aynıdır. Ve şurada bir doğru açı vardır. Değil mi? Çünkü neydi? Bunlar bu doğru doğrusaldı, sapmıyordu. Doğru açının ölçüleri toplamı da 180 dereceydi. Burada da o zaman 50 derece kalır. Bu tarafta 50 derecedir. Çünkü bunlar ters açılardır ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ölçülerin eşit olduğunu göstermek için de M harfi ölçüsü demekti. M, A, O, D açısı eşittir. M, B, O, C açısına. Aynı şekilde M, D, O, C açısının ölçüsü eşittir. M, A, O, B açısının ölçüsüne. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada da ters açıların aynı doğru üzerinde olduğunu ve köşeleri de ortak. Bakın. Bu doğru sapmıyor. Doğrusal. Burası da doğrusal ve makas oluşturuyor. Makas şekline benzetiyoruz. O zaman bu tarafa bakan açıyla bu tarafa bakan açı aynı. Aşağı yöne bakan açıyla da yukarı yöne bakan açılar aynı. Ters açılar bu şekilde. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet, burada da konuyu özetleyen bir sorumuz var. Bu soruyu anlarsak eğer konuyu da çok iyi anlamış oluruz. Evet, çözelim sorumuzu. Şimdi ne demiş? Yandaki açılara göre verilen ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız demiş. Renkli bir kalem alalım. Doğru olanlara D, yanlış olanlara da Y yazın. Bir okuyalım ne demişler. Buradaki ifadede ne demiş? A, P, B ile K, P, F ters açılardır. Hemen şeklimize dönüyoruz. A, P, B açısı nerede? A, P, B burada. K, P, F açısı nerede? K, P, F açısı da burada. Gerçekten de bakın ne demiştik? A, K doğrusa, F, B doğrusa makasa benziyor bu. Makas olunca ters açılar olur. Bunlar ters açılardır. Doğru o zaman buradaki ifademiz doğrudur. Evet, burada ne demiş? E, K, D ile E, K, D ile yani şurası F, K, P F, K, P ters açılardır. Ters açılar değildir. Çünkü bakın tamam burası doğrusal ama şuradaki A, E doğrusal değil. A, K'ya kadar doğrusal. K'dan sonra kırılmış. Yani burada kırık bir makas var. Makas kırık olmayacak. Makasın tam uzaması lazım. Tam uzarsaydı eğer bununla bu ters açı olacaktı. Ama tam uzamamış. Şurada bir kırılma olmuş. Ondan dolayı da bunlar ters açı değiller. Bu ifade yanlış. P, F, K açısının ölçüsü. P, F, K burası. Buradaki açının ölçüsü 45 derece demiş. Gerçekten de 45 derecedir. Çünkü bunlar ters açılardır. Çünkü şurada kırılma yok. Burada kırılma yok. Makas oluşmuş. Makas oluşunca ters açılar olur. Ters açıların ölçüleri de eşittir. Burası da 45 derecedir. Yani bu ifade doğru bir ifadedir. Devam edelim. Bir sonraki soruda ne demiş? EKD ile DKC komşu açılardır. EKD burası. DKC. DKC neresi? D harfi burada. DKC. DKC de burası. Bakıyoruz. Gerçekten de DKC pembe, EKD ne? Mavi. Bunlar yan yana. Bir de ne demiştim? İki tane ortak harfi varsa, iki tane de ortak harf var. O zaman bunlar komşu açılardır. Bu ifade de doğrudur.
Devam ediyoruz. Kağıdımızı biraz kaydıralım. Aşağıdaki sorular gözükmeyecek çünkü. FKE. FKE ile FKP. FKE neresi? F burası. K da burası. FKE de burası. Yani FKE şu pembeyle gösterdiğim açı. FKE ile FKP. FKP açısı. Onu da yeşil renkle gösterelim. Bunlar ne? Komşu açılardır. Evet, komşudur. Yan yanalar çünkü. Bir de ne? FK, FK her ikisinde de var. İkisinde de iki harf ortaksa komşu açılar oluyordu. Bu ifade de doğrudur. Diğer ifadeye bakalım. Ne diyor? BPA ile CKP komşu açılardır. Bakalım. İki tane ortak harf yok, bir tane var. Şekilde de bir görelim bunu. BPA. Bakın A yukarıda kaldı. BPA burası. CKP. CKP de burası. Burayla burası komşu olamaz. Biri dağda, biri bayırda. Alakası yok. Bu ifade yanlıştır. Gerçekten de iki tane harf da yoktu burada ortak olan. Buradan da bakarak yanlış olduğunu görebiliyoruz. EKP ile PKC komşu. EKP şuranın tamamı. Bakın EKP buranın tamamı. EKP ile PKC. PKC. Onu da morla gösterelim. Evet. Bunlar komşu açılardır. Çünkü KP ve KP var. Burada da gördük. Yan yanalar. Biri bu, biri bu. Komşu açılardır. Bu ifade doğrudur. FKE ile EKC ters açılardır. FKE ile EKC. FKE neresi? FKE boyayalım. Son sorumuz zaten. FKE burası. EKC. E, K, C de. Onu da şu renkle boyayalım. Ters açılar mı? Değiller. Çünkü burada tamam bu kırılmamış ama kırılma olmayacaktı değil mi? Ters açılarda. Bu kırılmamış ama şuradaki açı ne olmuş? E'den gelen doğru burada kırılmış. Kırılmış makas kırılmaz. Makasın demiri baştan sona aynı demirdir. Ondan dolayı da ne oldu? Buradaki ifade yanlış oldu. Çünkü burada kırılma var. Yani bu ifadeyle bunlar ters açı değiller. Evet arkadaşlar. Burada son ifadenin de yanlış olduğunu gördük. Bu soru konuyu özetleyen bir soruydu. Dikkatlice dinlemişseniz ve anlamışsanız bundan sonraki sorularda çok zorlanmazsınız. Sorularınızı çözün. Çözemediğiniz olursa yine gönderirseniz yardımcı oluruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.